Merhaba arkadaşlar, ben Nazmi Can. Bu videoda sizlerle tekrar ICC Internet Chess Club üzerinde 3 dakikalık satranç oynuyoruz. Rakibimiz WinQuitter. Evet, A4 oynayalım. Burada teorisi çok fazla olmayan ve masum görünen bir devam yolu. Siyahın B5 sürüşüne yönelik yapılmış bir hamle. Aynı zamanda ileride A5 fikirleri mevcut. Bakalım rakibimiz nasıl oynamaya çalışacak. Evet, benim niyetimde at C3 ile devam etmek vardı ama tabii C3 fikrini de aklımın bir köşesinde tutuyorum şu anda. Evet, ben at C3 oynayayım. D5 karesine yönelik oynamaya çalışalım. Rakipten beklemediğim bir hamle geldi. O yüzden belki ben de onun beklemediği bir hamle yaparak devam edebilirim. Alırsa fail alma koşuma gidecek. Almazsa bu at çıkması gerekiyor şu anda ama G5'teki fili korumasız bırakarak nasıl çıkacak? Bakalım tepkisi ne olacak? Evet, A5 ileride düşünüyorum demiştim. Eğer rakip alırsa F dikeyinden oynamak mümkün olabilir. Özellikle C4'teki fil sayesinde. Ve aynı zamanda rakibin D5 karesi zayıf. Evet, feda yapmayı tercih etti. Ama ben bu fedayı kabul edeceğim. Evet, rakibin H dikeyinde bir oyun olabilir. Böyle girsem at H7 mi oynayacak acaba? Biraz düşünelim. Vezir F3, at H7, fil H4, G5. At D5, at H7, at F6, at F6, vezir F3. At D5 oynayalım o zaman. Ha, böyle gelmek istiyormuş. Evet, bu pozisyon sanıyorum kazanç değilse bile bana çok üstün. Çünkü hem şahı merkezde hem yaptığı fedanın mantıklı bir devamı yok. Evet. En azından görebildiğim kadarıyla. Bunu almak zorunda değilim. Böyle acele kararlar vermek bazen iyi olmayabiliyor. Vezir D2 alsak. Vezir D2 file 6. Ha, file 6 oynayacak. Kale F4'ün buna bir faydası olur mu? Evet. Belki taşları üçleyebiliriz burada. Vezir F3 ile. Vezir F3 aldı aldım. DC. Vezir B6 B3. Evet, alırsa alacağım, vezir B6'ya B3 oynayacağım. Ya, pozisyonum dediğim gibi kazanç değilse bile çok üstün olmalı. Çünkü birçok zayıflığı olmasının yanı sıra aynı zamanda piyon fazlayız. Evet, onu da alabiliyoruz. Yanlış görmüyorsam. Evet, her şeyi almak belki o kadar iyi değil o yüzden. O yüzden biraz gelişimi de hatırlayalım. Evet, F7 de boşta. D6 da boşta. D6 boşta değil tabii ki. F7 alalım. Kale F5, E5 ya da C3. Ha, vezir H2 istiyor. O yüzden vezir F4 gelelim. Biraz fazla küçümsemiş olabilirim ama pozisyonumuzun üstün olduğunu biliyoruz. Evet, şah çekerse kaleye döneceğim. Vezir kazanıyoruz. O yüzden böyle bir şey yapması mümkün değil. Acaba hızlı bir bitiriş var mı diye bakıyorum. Kale alır. Ama olmuyor galiba. O yüzden H3 oynamam gerekiyor. H3. Evet, biraz hızlı oynayalım. Çok fazla şah çekebilecek karesi var işin aslı. Evet. Acaba şah çekip B piyonunu korursa kale F8 oynayabiliyorum. O yüzden bu kaleye ayrılmaması lazım. Belki de kale B8 oynaması icap edecek. Ama kale B8'de vezir C5'ten ötürü. Vezir C5, vezir A4, E5. Burasının kazanç olması gerekiyor. Şu an hem kaleyi hem mat istiyoruz. Gözden kaçırdığım bir şey yoksa. Bunun kazanması gerekiyor artık.
Evet. Yine kısaca bir analiz yapabiliriz. Pardon. Bilgisayar analizini açmadan önce evet, A4 hamlesi Abdi diye verilmiş. Aslında ironik bir cevap gibi. Abdi hamlesi teoriden kaçınarak tahtada çok fazla taş tutmayı hedefliyor. Çünkü anlaşılabileceği gibi fil değeri gibi bir hamlenin ardından en azından birer tane hafif taş kesiliyor. At D7 veya at C6 gibi bir hamle de bundan kaçınmaya çalışıyor. Siyah ancak at C6'nın teorisi biraz daha fazla var. Ve farklı Moskova varyantı devam yoluna dönüşebiliyor. Örneğin fil C6 alabiliyorsunuz ya da D4 oynayabiliyorsunuz rok yapmanın yanında. At D7 biraz daha esnek bir hamle. Evet, A4 de oldu olabildiğince esnek. Fikri çok fazla hırslı olmayan, rakibin A6 B5 fikrini kesen ve kendisi belki günün birinde A5 A6 yapmayı hedefleyen bir devam yolu. Ve gördüğünüz gibi fili değişmeyi, atla takas etmeyi düşünmüyor bu devam yolu. Evet, rakibimin yaptığı biraz fazla hırslı bir hareketti. Piyon fedasıyla kötü filinden kurtulmaya çalışmak. Bunun iyi olduğunu düşünmüyorum ama bizim kararımız doğru mu onu bilmiyorum açıkçası. Fil G5'e, fil E3 hamlesi. Makineye göre burada çok daha hızlı ve etkili devam yolları mevcut. Örneğin vezir F3'ün ardından F7 karesini savunmak da o kadar kolay değil. Atla savunmak mümkün değil. G5 boşta. Piyonu sürerek oynamak yine fil G5'te yanıtlanacak. Ve vezirle korunursa yüksek ihtimalle at D5 var. Fil G5 sanıyorum fil G5 işe yaramıyor. Vezir F7 şah D8'den ötürü. Bu yüzden ben file 3 oynayarak aslında yine otomatik bir reaksiyon göstermiş oldum ve file 3 o kadar da iyi değil aslında. Ya bundan sonra rakibin piyon fedasından ötürü bir üstünlük kazanabiliyoruz. Ya buraları o kadar kötü oynamamışım. F4 hamlesi de oldukça normal. Evet, burada vezir D2'yi düşünmüştüm ve makine burada vezir D2, vezir F4 planını elbette beğeniyor. Ama bizim yaptığımız da dünyanın sonu değil. Evet, burada artık çok fazla tartışacak bir şey kalmadı ama ben yine de kabaca gözden geçirmeye çalışıyorum. Vezir B2, kare D6, H3. Yerli yerinde görünüyor tercihler. Ama burada kale B8 oynasaydı büyük ihtimalle biraz daha zorlu olacaktı. Vezir C5 ve E piyonunu sürmeye çalışmak. Evet, umuyorum öğretici bir video olmuştur. Şimdilik çok teşekkür ediyorum. Daha sonraki videolarda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.